günler Ömer Bey. Ben aradığınız gazeteci Namık Zafer. Merhabalar Namık Bey. Bakın sizinle mutlaka konuşmamız lazım. Şu kara kucak cinayeti hakkında. Ömer Bey, Ceren Hanım'ın peşime düşmesiyle hayatım cehenneme döndü. Ama madem olan oldu her şeyi anlatacağım. Elimdeki belgeleri size vereceğim. Ancak telefonda olmaz. Paranoyak oldum. Sanki hep izleniyorum. Şimdi kapamam. Durun lazım. Bir saniye Namık Bey. Ben istediğiniz yere Ceren'i de yani eşimi de alıp gelirim. Hayır, sakın. Eşiniz takip ediliyor. Görmediniz mi olanları? Siz gelin. Tamam, pekala. Nasıl bulacağım sizi? Bir yer buluruz. Ama sanki iş için gidiyormuş gibi çıkın. Tek başınıza. Dikkat edin, izlenmeyin lütfen. Peki tamam, adresi söyler misiniz? Bir daha, bir kez daha çocukların adını ağzına alırsan seni gebertirim. Anladın mı? Gebertirim. Sakin ol Hatice'm. Sakin ol. Ben seni değil, sen beni anlayacaksın. O çocuklar bana ait. Ben de gelmek istiyorum. Adam ısrarla yalnız gelmemi istedi Ceren. Korkuyor herhalde. Ya ne olacak ki? Beraber gidelim işte. Ne olacak yani? Ceren, adama söz verdim yalnız geleceğim diye. Bak şimdi sana da söz veriyorum. Adam bana ne anlatırsa sana aynen anlatacağım. Söz. Peki tamam. Nerede buluşacaksınız? Şehir içinde bir yerde. Dikkat çekmeyecek bir yerde. Aziz delirtme beni. O çocukların kimden olduğunu sen de biliyorsun. Kalk çabuk. Evet biliyorum. Ya o zaman ne iddia etmeye çalışıyorsun? Çocuklar Mustafa'dan olabilir. Ama sen benimsin. Mesela o mavi gözlerin de benim. Küçücük ellerin de. Doğal olarak karnındaki çocuklar da. Hastasın ulan sen. Kafadan sakatsın. Yok. Sadece kaburgalarım kırık. Kolum kırık. Ama kafam yerinde. En azından çocukların benden olduğunu iddia edebilecek kadar düşünebiliyorum. Alo. Ceren Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim. Siz kimsiniz? Ben gazeteci Namık Zafer. Namık Bey, merhaba. Çok sevindim aradığınızda. Ömer yanınızda mı? Nasıl? Anlamadım. Hoş geldiniz Ömer Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Namık Bey. Sizi çok aradık gerçekten. Öyle mi? Nihayet evet. Görüşebildim. Ömer, yani kocam yanınızda değil mi? Ceren Hanım, siz neden bahsediyorsunuz? Hayır, yani kendisiyle konuştuk da o aradığınızı ve buluşacağınızı söyledi. Ben kimseyi aramadım. Bir yanlışlık var. İlk kez sizi arıyorum. Kocanız kim ki? Ömer Aslanbaş. Ömer Aslanbaş mı? Alo? Alo? Salona geçelim mi? İçeride bir yer bulalım kendimiz. Geçelim. Gözlerden uzakta tamam. Konuşalım. Bir saniye. Buyurun. Sağ olun. Hadi Ömer, aç şu telefonu, hadi.
Buyurun. Teşekkür ederim. Alın. Sizi biraz bekleteceğim. İçeride temizlik yapıyorum. Mustafa. Ne oldu Ceren? Ömer'in başı dertte. Ne? Sinemanın oraya. Sinemanın oraya gel. Tamam, hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Hafta içi gündüzde sinemalar ne kadar boş oluyor? Evet. Önce size şunu gösterebilir miyim? Ömer nerede? İçeri girdi. Ömer Bey beklememizi söyledi. 40 dakika içinde haber gelmezse müdahale etmemizi istedi. Şimdi girmemiz lazım. Bir terslik var. Bilet. Çekil kapıdan. Biletsiz girilir mi? İçeri girmem lazım. You're in love with her, aren't you? You have to terminate this thing. Right away. The one that's already done, she terminated her. Good. If she calls again, I might come back. Ömer Hasan Başı tanıyor musun? Tanımıyorum. Ceren! Ne oldu? Nerede lan? Arabada da aktör Osakyat yazıyordu. Acaba oraya götürmüş olabilirler mi? Ali, bizim arabalar girişte. Adres de var. Kimse elektrik düğmesine basmasın sakın. Uçarız havaya. Kimin için çalışıyorsunuz lan siz? Şurada azıcık bir ömrün kalmış. Ha, neredeyim diye soruyorsan kaçak tüp imalathanesi burası. Almamak lazım bunlardan. İşte güvenli değiller bence. Değil mi lan? Evet abi. Hadi çıkalım şuradan. Ömer Bey'imizin adamları gelirse papaz olmayalım. Düzenek bitmedi mi lan? Tamamdır abicim. Kapı açılınca çakmağın düğmesine çarpacak. Sonra çakmak çakacak. Güm. Adamların bulursa seni hepiniz havaya uçacaksınız. Bulamazlarsa da geberip gideceksin. Sinemanın önüne bir sürü broşür dağıttım. Üzerlerinde buranın adresi. Daha da bulamazlarsa Ömer Bey o korumaları kovsun artık. Hadi çıkalım şuradan.